Evet hocam, bugün Türkiye Kupası kuralları çekildi. Diyarbakırspor çıktı. Neler söyleyeceksiniz? Biz baştan beri düşüncemizi ifade ettik. Dedik ki kupada da yürüyebildiğimiz en uç noktaya kadar yürüyüp işte sezon başından beri değerlendirmeye çalıştığımız taktiksel, tekniksel anlamdaki, fiziksel anlamdaki oyuncularımızın bir takım değerlerini yükseltmek için bunun mücadelesini vermemizin en doğru yolu da kupada yürüyebildiğimiz kadar yürüyüp bu çocuklarımıza da maç kalitelerini, maç ritimlerini yükseltmek istediğimizi ifade ettik. Çok şükür ilk turda geçtik. Şimdi de Diyarbakır, evet geçtiğimiz müsabakada Eskişehir gibi gerçekten çok değerli bir takım elemiş. Ve bizim için de iyi rakiplerden bir tanesi olacağını düşündüğüm ama biz turu geçip tekrar yolumuza devam etmek istediğimizi her ifade, her sözümüzde dile getiriyoruz. Yine aynı sözleri yerine getireceğiz. Yine turu geçmek için bütün mücadelemizi vereceğiz. Ve turda gidebildiğimiz kadar en uç noktaya gitmenin mücadelesini de vereceğiz ayrıca. Hocam, Balıkesir deplasmanı sonrasında kupa maçları Evet. oynanacak. Evet. Adana'da olması deplasman dönüşü için avantaj mı, dezavantaj mı? Ya şimdi futboldaki dezavantajları, avantajları maalesef anlık ve günlük değerlendiriyor takımlar. Bir gün bir günle uymayan birçok takıma şahit oluyoruz. O yüzden de ben futbolun çok deplasman veya iç sahada diye değerlendirilmesinde çok ciddi baskılar olmadığı takdirde yani taraftarın itici gücünün ve saha şartlarının çok baskın olmadığı bir şekilde çok avantaja dönüşmeyeceğini düşünenlerdenim. O yüzden bizim adımıza çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz o süreçte de burada çalışan arkadaşlarımız olacak. Ve o süreçte de burada çalışan arkadaşlarımız da tekrar bir müsabakaya çıkacağız. O anlamda bizim için çok avantaj olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani eğer avantajları sıralamamız gerekiyorsa bizim için daha değerli bir avantaj teşkil edeceğini düşünüyorum. Hocam, Adanaspor hücumsal anlamda iyi performans sergiliyor ama gol yeme sorununa bir türlü çözüm bulamadı sezon Evet. başından bu yana. Evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Mutlaka özel önlemler Evet. alıyorsunuzdur. İdmanlarda görüyoruz bunları Evet. ama bir türlü sahaya yansımadı. Neler söylersiniz bu konuda? Ya taraftarımız ne olur şunu çok iyi bilsinler. Ben hep söylüyorum geldiğim günden beri de sağ olsunlar bizlere büyük teveccüh gösteriyorlar Adanaspor takımına. Büyük bir destek veriyorlar. Ama şunu lütfen bilsinler ki biz çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi mücadele veriyoruz. Takımımız adına en iyisini yapmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Şimdi yeni oluşturulmaya çalışılan, kabuk değiştiren bir takımdan bahsediyoruz. Kabuk değiştirirken evet geçen seneki alışkanlıkları hala üzerinden atamamış bir oyuncu grubunun da varlığından bahsediyoruz. Onlar da bir takım kabuk değiştirmenin içerisinde mücadele veriyorlar. Aslında o sene girmek, gol atmak çok bana göre Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi. Biz bu problemi aştığımızı görmek, hücumsal anlamda birçok aksiyonun içinde yer almak, pozisyon yaratıp ve bunları değerlendirmek aslında birçok ülkemizdeki takımın sorunu. Ama biz bu sorunu yaşamıyoruz. Hücumsal anlamda çok ciddi goller buluyoruz ve pozisyonlar yaratıyoruz. Maalesef bunu yaratırken de her iki tarafı bir anda çözümlemek öyle çok kolay bir şey değil. Evet biz geçen seneden beri oyunu geride kabul eden bir takım halindeymişiz. Ve bu yüzden de bugün 6. haftanın itibariyle geçtiğimiz bu müsabakada takımımızı bir nebze de olsun öne taşımaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de zaman zaman zafiyetler yaşıyoruz ki yediğimiz gol oranına baktığımız zaman bu zafiyetlerin mutlak ortada olduğu gerçek. 6 maçta 10 gol. Tabii ki. Bunu şuna bağladığımı lütfen bilmenizi istiyorum. Türkiye kamuoyumuz da bunu şöyle bilsin. Biz hazır olmayan bazı oyuncularımıza forma vererek onları kazanmaya, onların kalitelerini yükseltmeye çalışırken savunma zafiyetlerini de birlikte maalesef ki yaşıyoruz. Ve bu çocuklarımız inanıyorum ki hazır hale geldiklerinde hem takım savunmasına çok daha fazla destek verecekler hem de biz bu savunmadaki zafiyetlerimizi genel anlamda ortadan kaldırarak rakibe pozisyon vermekte çok daha zor bir süreç yaşatacağımıza eminim. Ama bunu geçerken maalesef ki bir takım yanlışlar ve hataları oyuncularımızın zaman zaman saha içerisinde yaptıklarına şahit oluyoruz. Ama bu çocuklar bizim çocuklarımız. Kimse evelallah 20 yıllık deneyimimizle çocuklarımıza birçok şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Birçok şeyleri
göstermeye çalışıyoruz. Onlar da bunu almak için büyük mücadele veriyorlar. Zaman zaman yanlışlar, eksikler, hatalar futbolun içinde olmazsa olmazlar. Bireysel hatalardan bugün Beşiktaş takımının yediği gollere baktığımız zaman inanılmaz. Galatasaray'a bakıyorsunuz inanılmaz. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz inanılmaz. Türkiye'nin en elit diye adlandırılan takımlarında bile bireysel hatalardan birçok takımlar gol yiyor. Bizim de zaman zaman pozisyon hatalarımızdan, bireysel paylaşımlardan, özellikle duran toptan yediğimiz gollere baktığımızda maalesef bu sıkıntıyı yaşadığımız gerçek. Ama şunun üstesinden geleceğimizden herkes emin olabilir. Bu paylaşımları, bu doğru pozisyon almaları zaman içerisinde çok daha böyle, zamanı çok uzun dilime yaymıyor. 6 haftada biz bu pozisyon üretmekte zorlanmıyorsak, pozisyon vermekte de zorlanan bir takım haline döneceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi, en hazır hale geldiğimizde, fiziksel anlamdaki hazır hale geldiğimizde en iyi savunmanın önde olduğunu düşünenlerdenim. Savunmayı önde kuramadığımız takdirde geride savunmada hata yapmamız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için de birazcık daha onların hazır hale gelmesini bekliyoruz açıkçası. Taraftarların en çok merak ettiği konu kenar bekler ve özellikle kenardaki açık oyuncuların savunmaya yardım etmemesi sıkıntı yaratıyor mu diye soruyorlar. Yaratıyorlar. Savunmadaki bekte oynayan çocuklarımızın performansları bugün itibariyle iyi olmayabilir. Ama bu yarın iyi olmayacak anlamına gelmez. Onlar da çalışıyorlar. Onlar da yeni geldi bazıları. Özellikle Serdar'la, Marvin'le sağ tarafta oynattığımız bu çocuklarımızla yeni geldiler. Geçen sene Özkan'la Enes'in oynadığı bölgede zaman zaman birçok başka oyunculara yönelmişler. Yani ellerinde Özkan gibi, Enes gibi oyuncu varken onları değerlendirmeyip de başka oyuncuları değerlendirmişler. Biz onlara doğru oynamaları için büyük bir mücadele gösteriyoruz. O elimizde değerli oyuncular olduklarını ama onların gelişmesi için büyük mücadele verdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. İşte biraz önce de sizin benim de ifade ettiğim, sizin de teyit ettiğiniz gibi kenar hücum oyuncularımızın henüz fiziksel yeterlilikleri iyi olmadığı için o çocuklara da zor anlar yaşattırıyor. Onları iyi hale getirdiğimiz zaman hiçbir kompakt oyundan vazgeçmeden daha pozisyonsuz, daha rakibe top sahip olma. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi önde topa sahip olamamak. Önde top tutamamak değil mi? Biz önde topu tutamadığımız takdirde savunmanın öne çıkmasını kimse beklemez. Bu dünyanın her yerinde sabit bir kuraldır. Eğer topun üçüncü bölgede kalmasını ve onu gerçekleştirmesini bekliyorsanız, topun önde kalmasını sağladığınız takdirde savunma oyuncuları öne çıkacaktır. Savunma oyuncuları öne çıkmamasını tamamen ben üçüncü bölgede topu tutamamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunun için de birazcık daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha bu çocukların birlikte oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Merak etmesin Adana Spor taraftarı. Merak etmesin. Hiçbir zaman biz Adana Spor forması altında mücadele veren bir antrenör ve futbolcu grubu olarak hiç başarısızlığı kabul edecek bir yapıya sahip değiliz. Biz başarısız olamayız. Bugün birçok galibiyetlerden beraberliği yenilgiye getiren takımlara sahip bu lig. Ve yani galip durumdayken berabere bitiren, galip durumdayken mağlup olan takımlara şahit oluyoruz bu ligde. O yüzden biz doğru bildiğimiz ve inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Mücadelemiz sonsuz, çalışmalarımız müthiş. İnşallah, ümit ediyorum, çok daha kaliteli bir takım haline döneceğimizden eminim. O zaman bizim için yorum yapsınlar ama şu anda kabuk değiştiren, yeni oluşan ve yeni bir değişim gösteren takım içinde maalesef hazırlık müsabakaları oynanmadan lig oynayan bir takımın oyuncularını değerlendirmek bazen benim adıma da çok doğru olmadığını düşünüp onları da bu toleransı tanımak maalesef içinden geldiğini söylemek isterim. Sakatlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem Goran geçen hafta oynamamıştı, evet. Hakan sakattı, Eze sakattı. Son durum nedir? Ben hep geldiğim günden beri şunu söyledim. Goran'la İrfan gibi ve arkalarında onu takip eden İsa ve Özer gibi bu takımın belki de en sorunsuz, en sıkıntısız yerlerinden bir tanesi olduğunu ifade etmiştim. Bugün her ikisine de sonsuz güveniyorum. Bugün İrfan'ın son maçta iyi oyun oynamaması, Goran'ın neden oynamamasına gelince şunu belirtmek istiyorum. İrfan bizim evladımız. İrfan bu takımın geleceği. İrfan bu takımın en büyük yatırımlarından bir tanesi. O yüzden de İrfan'a sahip çıkmak ve her fırsatta onu desteklemek bizim asli görevimiz. Goran'a gelince, Goran da tıpkı İrfan gibi çok gencecik. Türkiye'liklerinin belki de bana göre en üst takımlarında oynayacak kafasıyla bir kaleci. Geçen hafta oynamamasının tek sebebi sakatlığının
ağır derecede olması. Üst adresinde degaj yapamayacak, topa vuramayacak. Geriye atılan paslarda zaman zaman sıkıntı yaşayacağını ifade ettiği için biz ona formayı veremedik. Ama bunları çözülmedik. Çünkü bir İrfan gibi kalecimiz vardı. Bunun, evet, İrfan'ın kötü oynaması, zaman zaman beklediklerimizi ortaya koyamaması İrfan'ın kötülüğünden değildi. Zaman zaman böyle şeyler olabilir. İrfan da, Koran da, Özer de, İsa da bizim harika kalecilerimiz. Ve inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda bunların hepsine çok ciddi teklifler gelecektir. Sakatlarla ilgili Eze'nin durumunu biliyorsunuz. Eze bu hafta yok aramızda. İnşallah İstanbulspor maçıyla birlikte tekrar bizimle beraber başlayacak. Hakan yok. Hakan bugün itibariyle son kontrolden sonra oynamayacağına dair net bir bilgi verdi sayın doktorumuz. Ahmet Deren yok. O bilgi. Goran geçti ama rahatsız. Goran'ın inşallah Allah izin verirse bu hafta sakatlığından yana bir sıkıntımız olmayacağını düşünüyoruz. Ona inşallah görev düşerse o görevini yerine getireceğine inanıyoruz. Onun dışında herhangi bir eksimiz yok. Son olarak Ümraniye maçı. Biliyorsunuz Gomis cezalı Ümraniye'de. Evet. Ümraniye'de birbiriyle çok kompakt bir takım, birbirini evet. tanıyan bir takım. Emircan gibi de çok etkili oyunculara evet. sahipler. Ümraniye maçı için neler söylersiniz? Şimdi Ümraniye takımı sezona müthiş başladı. Ve bu müthiş başlamışlığı zaten birçok takımdan aslında geçen sene hem şampiyonluğu, ikincilikten gelip de şampiyonluğu yakalamış takımlardan hem de geçen sene takadrosunu çok bozmamış takımlardan çok beklediğimizi söyleyebilirim. Yani benim için çok sürpriz olmadı açıkçası. Evet, sürpriz olanlar bazıları vardı. Bazı takımların geçen seneki performanslarının altına düşmesinin nedenleri, işte bir şeyleri yakaladık. Tekrar onu yakalayabilir miyiz diye verdiği mücadelelerde bazı takımlarda maalesef düşüşler gördük. Bu ligde söyledim. Şu anda çok iyi oynayan bir takımı söylemek mümkün değil. Mümkün değil. Yani bu takım çok iyi, çok kaliteli oynuyor demek söz konusu bile değil. Yani düşünün, Altay takımı, biz son 20 dakikayı 9 kişi tamamladık. 9 kişi bitirdik. Hakan'ın sakatlığı da, Ezel'in de sakatlığını da sayarsak, Altay takımı bizi 3-3'ü zor getirmek durumunda kaldı. Yani eğer hakikaten iyi bir takım olmuş olsaydı bu anlamda, ki oyuncu yeteneği bakımından son derece başarılı bir takım, bana göre bu ligin en değerli forvet hattına sahip takımlardan bir tanesi. Ona rağmen maçı zar zor, ki o da hakemin takdiriyle gerçekleşen bir sonuçla, penaltı tekrarıyla 3-3 bitti. Demek istediğim şu, Ümraniye veya bir başkası. Biz hiç kimseyi ne küçültüyoruz gözümüzde ne de büyütüyoruz. Bizim Adana Spor'uz biz. Biz Adana Spor olarak her gittiğimiz yerde kazanmaya oynuyoruz. İki tane şampiyon olayıyla oynadık deplasmanda. Biri Erzurum, biri Akhisar. İkisinde de çok ciddi öne geçip, bir tanesinde öne geçip farkı açabilecek durumumuz vardı. Birinde çok pozisyonlar yakaladık, atamadık. Henüz daha sezonun ilk maçı olmasına rağmen Ümraniye'de maçı bunlardan bir tanesi. Biz eminim ki çok ciddi pozisyonlar yakalayacağız. Çok daha iyi takım haline dönüşeceğiz. Daha kompakt oynayacağız. Daha birlikte oynayacağız. Biraz daha mücadele gücümüzü arttıracak oyuncuları tercih edeceğiz. Ve bu anlamda da inanıyorum ki Ümraniye'den de puan veya puanları çok halimize iyi bir şekilde yazdırıp döneceğiz. Son olarak bir soru geldi de Altay maçındaki penaltı ve sonradan penaltının tekrarı için düşünceniz nedir onu merak ediyorlar. Ben bunu maçtan sonra da çok ciddi bir açıklamayla ifade ettim sizlerin huzurunuzda. Dedim ki yani kuralları evet uygulayalım ama hangi kuralı hangi takımlarda hangi durumlarda uygulayalım. Şimdi İrfan üzerine vurulmuş bir top. İrfan'ın tek, yani o sonucun dışarı atıldığı, İrfan'ın küçük bir teması olsa bile, İrfan'ın öne çıkmak gibi, 2-3 metre gibi bir durumu yok. Gayri ihtiyari bir adım öne atarak alanı kapatmak adına bir verdiği bir hamle. Evet, kaleciye oynama deniyor. Kaleci nasıl, yani bu kural nasıl bir kuraldır? Kurallar, şimdi atıyorum o maçı Fenerbahçe takımında o penaltı atılmış olsa tekrar edilir mi? Galatasaray'a karşı yapılmış olsa tekrar edilir mi? Yani, siz çifte standarda karşısınız. Ben tabii ki hakemlerin daha doğru kararlar vermesi tarafındayım. Çünkü yani neticede kurtarılmış bir penaltı var ve
kural ihlali diye sağa sola attırılmış bir şey de değil. Üstüne vurulmuş ve direkten dışarı çıkmış bir top. Şimdi bunu tekrarlamak hangi akla ve mantığa, hangi kurala uygun? Yani ben biraz hakemlerin ve şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben defalarca izlediğimde maçı, defalarca o gündür bugündür penaltıya giderken ki hakemin vücut diline bakıyorum. Hakemin tekrardaki vücut diline bakıyorum. Ne olur beni bağışlasın benim taraftarım. Ama ben bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hiç hakemlerden sadece iyi yönetmelerinin dışında hiçbir isteğim yok ama çok kasıtlı bir şekilde pozisyona gidiş, yani penaltıda penaltı mı penaltı, gidiş şekli ısrarla maçı bizim aleyhimize döndürecek bir tavırla hareket etmesi, penaltı tekrarında gol olmadı diye hiçbir salise bile düşünmeden tekrar penaltıyı tekrar ettirmeye çalışması, bunlar vücut dilinde sakıncalı şeylerdi. Benim görmek istediğim şey değildi. Açıkçası ben bunları görerek üzüldüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Belki birçok insanın gözünden kaçmıştır ama hakemin vücut diline baktığımızda ısrarla gol olmasını sağlamak istediğini düşündüğüm bir vücut dili gördüm. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim.